ومنها كثرة الذنوب. Kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesi de كثرة الذنوب, günahların çokluğudur. قال تعالى, Allah Azze ve Celle dedi ki كلا, asla, بل بالعكس, ران على قلوبهم, onların kalplerinin üzerinde nerede? Onların kalplerinin üzerinde hicab, onların kalplerinin üzerinde bir tabaka. مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, yaptıklarına karşılık olarak, elleriyle kazandıklarına karşılık olarak bu onların kalbinin üzerinde oluşan tabakadır diyor Allah Azze ve Celle. Bu söylediğim kelimelerin hepsi ranenin içerisine girebilecek olan kelimeler. وَفِي الْمُسْنَدِ, İmam Ahmed'in müsnedinde وَالْتِرْمِذ۪ي وَاِمَّمْ تِرْمِذ۪ي'nin sünnetinde عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ, Ebi Hureyre radıyallahu anh'tan, عَنْ النَّبِيِّ sallallahu aleyhi ve selleme, o da Peygamberimizden, اِنَّ الْمُؤْمِنَ, muhakkak ki mümin, اِذَا اَزْنَبَ, günah işlediği zaman, كَانَتْ, olur, نُقْتَةٌ سَوْدَاءٌ فِي قَلْبِهِ, onun kalbinin üzerinde siyah bir nokta oluşur. فَاِنْ تَابَ, şayet tevbe ederse, وَنَزَعَ, ve el çekerse, yani bırakırsa o günahı, وَاسْتَغْفَرَ, ve Allah'tan istiğfar talebinde bulunursa, سُقِلَ قَلْبُهُ, onun kalbi parlar. Yani o siyah nokta gider, eseri gider, yine de bir parlaklık kalbinde oluşur. وَاِنْ زَادَ, arttırırsa, yani günahları işlemeye, arttırmaya devam ederse, زَادَتْ, artar. Yani o siyah nokta beraberinde artar. حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبَهُ, ta ki bütün kalbini kuşatana kadar, bütün kalbine üstün gelinceye kadar. فَذَٰلِكَ, bu اَرْرَانُ الَّذِي, o perde, o örtüdür. O perde ki ذَكَرَ اللّٰهُ فِي كِتَابِهِ, Allah Azze ve Celle onun kitabında zikretti. كَلَّا بَلْ اَرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. قَالَ الْمِذِيُّ, Tirmizi dedi ki sahihun, bu sahih olan bir rivayettir. Kale ba'du selefi, seleften bazısı dedi ki el bedenu, beden, ila huriye rafka, soyulduğu zaman incelir. Yani insanoğlunun bedeni elbiseyle beraber kaba görünür. Fakat elbiseler üzerinden çıkarıldığı zaman insanoğlunun bedeni incelir. Dışarıdan baktığın zaman elbisesiz bir insanla elbiseli bir insanın hacmi bir değildir. Birbirinden farklıdır. وَكَذَٰلِكَ الْقَلْبُ, kalp de aynen bunun gibidir. اِذَا قَلَّتْ خَطَايَاهُ, onun hataları azaldığı zaman اَسْرَعَتْ دَمْعَتُهُ, onun gözyaşları hızlanmaya başlar. Yani şunu demek istiyor. Hani mesela diyelim ki insanoğlunun bedeninin üzerinde elbise bir koruma gibidir. Elbise onu koruyor dışarıdan ve kalın gösteriyor. Mesela soğuk işlemiyor bedene, sıcak işlemiyor bedene. Bunu ne sağlıyor? Buna elbise sağlıyor. Elbiseyi çıkardığımız zaman insan bedeni incelir, korumasız kalır. Hem görüntü itibariyle hem de hakikaten öyle olur. Kalp de böyle. Demek ki kalp aslında kalsa, üzeri örtülmese kalbi, kalbin aslı nedir? Allah onu niye yaratmış demiştik daha önce. Allah'a inabet etsin, Allah'la sevilsin, Allah'la hoşnut olsun, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini işittiğinde gözleri yaşarsın mesela. Kalp bunun için yaratılmış. Peki kalp ne zaman bu görevi görmez? Allah'ın kendinden dolayı yarattığı görevi iptal eder. Üzeri perdelendiği zaman. İşte kalbin kötü perdesi nedir bu anlamda? Hatalardır. Yani günahlar arttıkça kalp Allah'la mutlu olmaz, Allah'la sevilmez, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine üzülmez, göz yaşarmaz. Sebep çünkü üzerinde örtü var, tesir etmiyor. Yani aslına gitmiyor. Ve o şeyler çıktı mı? قَلَّتْ خَطَيَاهُ, şeyler azaldığında hatalar, o perde kalkıyor. Perde kalkınca kalp nereye dönmüş oluyor? Kendi asli haline dönmüş oluyor. اَسْرَحَدْ دَمْعَدُهُ, o zaman gözyaşları hızlanmaya başlar diyor. وَفِي هَذَا الْمَعْنَى, bu manada يَقُولُ اِبْنِ الْمُبَارَكِ, İbn-i Mübarek, Abdullah İbn-i Mübarek, Selef imamlarından şöyle bir şiir söylemiş. رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ, ben günahların kalpleri öldürdüğünü gördüm. وَيُورِثُكَ الذُّلَّ اِدْمَانُهَا, ve ona devam etmek idman, bir şeyin üzerinde edmene, bir şey üzerinde devam etmek, bir şeyi sürekli yapmak. وَيُورِثُكَ الذُّلَّ اِدْمَانُهَا, onun üzerinde sürekli devam etmen
sana zillet getirir. Sana zilleti miras olarak bırakır. اَوْرَسَا يُولِسُ اَذُّلَّ اَذُّلُ zaten bildiğimiz zillet. Sana zilleti miras olarak getirir, sürekli yapma. وَتَرْكُ الذُّنُوبِ günahları terk etmek حَيَاتُ الْقُلُوبِ kalplerin hayatıdır. وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ اِسْيَانُهَا وَخَيْرٌ hayırlıdır. لِنَفْسِكَ senin nefsin için اِسْيَانُهَا ona isyan etmek. Yani günahlara isyan et. Allah'a isyan edene kadar günahlar seni davet ettiğinde onlara isyan edersen bu senin için daha hayırlı olur. Bu aynı zamanda şey şiirinin de başı وَهَلْ اَفْسَدَ الدِّينَ اِلَّا الْمُلُكُ وَاَحْبَارُ سُوءٍ وَرُبَّانُهَا bu dini kötü yöneticilerle kötü din adamlarından başkası mı ifsad etti diye şiir devam ediyor. Okuduğumuz paragrafla ilgili anlaşılmayan bir yer var mı? Yok. Tamam. Şimdi bakalım abiler. Bizim dersimizin başı ne? Dersimizin konusu kalbi katılaştıran unsurları işliyoruz. Kalbi neler katılaştırır? Çünkü biz daha önce de söylemiştik, şimdi dersimize de hatırlattık. Allah bu kalpleri katı olsun diye yaratmamış. Allah Azze ve Celle bu kalpleri ondan uzaklaşsın, ondan etkilenmesin, onun ayetleriyle iç içe olmasın, bunun için yaratmamış. Ve ondan dolayı kalbin huzuru, kalbin mutluluğu bir tek bununladır. Yani kalp ne zaman ki asli hayatına döndü, kendine döndü, Allah'la, onun vaatleriyle mutlu olmaya başladı, o zaman insanın hayatı da değişir. Eşyaya bakışı değişir, dünyaya bakışı değişir, insana bakışı değişir. Fakat kalp bundan uzaklaştığı zaman, yani onu katılaştıran unsurlarla insan hemhal olunca, kalp daha kötü bir hale geliyor. O zaman da hayat dar olmaya başlar. Yani insanın insana, eşyaya, tabiata, olaylara bakışı değişir. Hayatın içerisinde ne varsa insanın üstüne gelmeye başlar. Yani insanı hayattan nefret ettirir. Bunun sebebi nedir? Mesela bazen insan, çevrenizdeki insanlardan da bunu duymuşsunuzdur. Mesela bazı insanlar mutsuzdur. Bazı insanlara ne yaparsanız yapın bir türlü mutlu olmazlar. Ne yaparsanız yapın sıkılırlar. Yani hiçbir şeyden lezzet almaz adam. Allah'ın yarattığı ve zevk alınacak bu kadar unsur varken hayatta Allah bu hayatı yaşayalım diye yaratmış yani. Öyle değil mi? Mesela bu kadınları, bu güzel kokuları, bu yiyecekleri Allah neye yaratmış? Süs eşyası olsun, vitrinde dursun diye mi yaratmış? Her şey biz mutlu olalım diye var. Allah Azze ve Celle de bunun için yaratmış. Buna rağmen insan eğer mutlu olamıyorsa, ister yokluk halinde ister varlık halinde fark etmez. Allah'ın varlığı, Allah'ın vaatleri insanı mutlu etmiyorsa, bunu beyindeki bir tane hücrede aramak, bunu işte bir tane bilmem ne içeren bir ilaç kullandığın zaman geçeceğine inanmak, işte bunu falanca şeyi dinlediğinde, falanca tip müzik dinlediğinde ruhun rahatlayacağına inanmak. Bunlar hepsi insanoğlunun yolunu şaşırdığının göstergesi zaten. Bunun tek bir nedeni vardır. Demek ki kalp Allah'ın kendisini yarattığı şeyden uzaklaşmış demektir. Yani katılaşmış demektir. Günahlarla, çok yemekle, çok içmekle, çok konuşmakla ve benzeri sebeplerle kalp katılaşmış demektir. Bugün de kalbi katılaştıran, yani asli halinden uzaklaştıran unsurlardan bir tanesini ders olarak da görüyoruz işte. Günahların çokluğu kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesidir. Günahların çokluğu kalbi katılaştıran unsurlardan bir tanesidir. Bu önümüzde bize vermiş olduğu hadis-i şerife bakarsanız eğer, tabii bu hadisi daha iyi anlayabilmemiz için İmam Müslim'in rivayet ettiği bir başka hadisi anlamamız gerekiyor. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَس۪يرِ عُوْدًا عُوْدًا fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olmuş. Fitneler kalbe hasırın üzerindeki çizgiler gibi çizgi çizgi arz olmuş. Bu hadisle bu söylediğim hadisin ilk parçasını düşündüğünüz zaman önce ne anlamanız gerekir? Şunu anlamanız gerekir. Hayırın da şerrin de merkezi kalptir. Yani hayır da ilk olarak insanın kalbine teveccüh ediyor. Şer de ilk olarak insanın kalbine teveccüh ediyor. Yani sen mesela ne kadar diyelim ki gözünü korursan koru, kulağını korursan koru veyahut da kendini bazı şeylerden korursan koru, Allah'ın yarattığı bütün güzellikler de kalbimize teveccüh ediyor. Allah Azze ve Celle'nin bizi imtihan ettiği bütün şüpheler ve bütün şehvetler de, yani fitnenin hepsi de aynı zamanda yine bizim kalplerimize teveccüh ediyor. Ve dikkat ederseniz ikisinde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize bir kaide öğretiyor. Ki bu söyleyeceğim hadiste de, önümüzde yazılı olan hadiste de. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَس۪يرِ عُوْدًا عُوْدًا فَاَيُّ قَلْبٍ اَشْرَبَهَا نُكِتَتْ ف۪يهِ نُكْتَةٌ سَوْدًا hangi kalp onu içerse ona bir tane siyah nokta konur.
وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. Hangi kalp onu inkar ederse ona beyaz bir tane nokta konur. Biz buradan şunu anlıyoruz. İnsanoğlunun hayatına hiçbir güzellik de bir defada yerleşmez, hiçbir çirkinlik de bir defada yerleşmez. Yani Allah Azze ve Celle insanı yaratırken insanı bu şekilde yaratmış. Onun için kendini ıslah etmek isteyen bir Müslüman bir defada kendini ıslah edeceğini düşünürse bu şeytanın ona oynadığı en büyük tuzak olmuş olur. Çünkü her yeltendiğinde kendini ıslah etmeye sonuç elde edemeyeceğinden dolayı ben bu işi yapamıyorum diye bu sefer umutsuzluğa kapılır. Yani fasıkken kafir olur. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmek insanı küfre götürür. Doğru mu? Fakat insanın günah işlemesi insanı facir yapar. Şeytan ne ister? Yani bir tarafta fucur var, bir tarafta diyelim ki küfür var. Şeytan elbette ki bizi küfre düşürmek ister. Yani fucur çünkü daha kolaydır küfürden. Şeytan bizi küfre düşürmek ister. Onun için İnsan bir defada düzeleceğim diye bir şeye kalkıştığı zaman kendine bir program, bir proje çizip onun da neticesini alamayacağı için bu kesin olan bir şey. Çünkü hiçbir şey bir kere de düzelmez. Tabii böyle olunca bu sefer umutsuzluğa kapılır. Ben yapamıyorum der. Tamamen elini eteğini çeker. Ya günahların içerisinden var kovulur gider ya Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden umut kestiğinden dolayı küfre düşmüş olur. Herkese fısla böyledir. Hiç kimse bir kere de cimri olmaz. Hiç kimse bir kere de yalancı olmaz. Hiç kimse bir kere de ahlaksız olmaz. Hiç kimse bir kere de zina yapmaz. Yani pat hemen zinaya düştü. Böyle bir şey yok. Bunların hepsi önce hayalle başlar. Sonra gözün perdeleri yırtılır mesela. Sonra insan bakarken haya etmekten utanmaz artık. Yani göz hayasını kaybeder, rahat bir şekilde bakar. Sonra insan bir bakar ki zinanın içerisine düşmüştür. Bu kendini ıslah etmek isteyen Müslüman için çok önemli bir kaide. Hiçbir şey hayatımıza bir kere girmediği gibi hiçbir şey de hayatımızda bir defada çıkmıyor. Şeyen fe şeyen. Yani bak burada peygamber nasıl ifade ediyor bunu? Nuktetun sevda, nuktetun beyda. Bak tek bir nokta konuyor. Yani koca kalp. Tabii biz kalp dediğimiz zaman tıbbın anladığı kalbi anlamıyoruz değil mi? Yani şurada bir et parçası var. Kalbimiz şu kadar falan. Böyle bir şey anlamıyoruz. Kalp bizim her şeyimiz zaten. Biziz yani. Kalp dediğimizde bizim bütün hayatımız. Düşünün ki bir tane günah bizim hayatımızda sadece siyah bir tane noktadır. Bir tane salih amel bizim koca hayatımızda sadece bir tane beyaz noktadır. Aleyhisselatü vesselam ikisini de anlatırken kalbi neye benzetiyor? İçen, inkar eden, süngere benzetiyor. Yani ifade itibariyle sonuçta sanki kalp bir süngermiş gibi. Yani sen süngeri suya koyduğun zaman nasıl ki bütün suyu bir kere de içine çekiyor. Sen herkese onu sıktığın zaman bir kere de onun içindeki bütün suyu boşaltabiliyor aynı zamanda. Yani bu bize neyi anlatıyor? Hani kalpler fitnelere maruzdur. Hem etkilenmesi kolaydır hem terk etmesi kolaydır. Yani ikisi de aynı şekildedir. İnsan fucura düşmek istese bu da çok kolaydır. İnsan takvaya geçmek istese bu da çok kolaydır. Sadece irade lazım diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Sonrasında Aleyhisselatü Vesselam aynı bu hadiste söylediği gibi devamında diyor ki hatta yasira ala kalbeyni ta ki iki tane kalp olur. Yani belli bir noktadan sonra İki tane kalp haline gelir. Nedir bunlar? Birincisi diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kalbin ebyada kessafa. Yani bu kaya var ya taş olan kaya. O kaya gibi diyor bembeyaz bir şey olur. Bir taş haline gelir. لَا تَدُرُّهُ أَلْفِتَنْ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَمْ لَا تَدُرُّهُ شَيْءٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْعَمْ Yerler ve gökler devam ettiği müddetçe ona hiçbir şey yapmaz, zarar vermez. Yani bir kalp, o zaman biz neyi anlıyoruz? Şunu anlıyoruz. Mesela diyelim ki bizim kalbimize bir fitne arz oldu. Bir haram var ve biz bu harama bakmakla karşı karşıyayız. Bu bize arz olduğu anda biz gözümüzü kapattığımız zaman, yani enkaraha yaptığımızda, onu inkar ettiğimiz zaman biz farkında olmadan aynı zamanda kalplerimizi ne yapıyoruz? Kuvvetlendiriyoruz. Yani bir sonraki geldiğinde bir önceki zorlandığımız kadar zorlanmıyoruz artık. Hani onu çok rahat bir şekilde def edebiliyoruz. Çünkü güçleniyor, kayaya dönüşüyor yavaş yavaş. Ama ikincisi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Hangi kalp onu içerse, onu ikinci kalp için aynısını söylüyor. Bu sefer de kalbin esvede. Yani siyah, simsiyah bir kalp haline gelir. Kel mirbadi. Kalbin esvede mirbaden kel kuzi mucahiyen. Yani ters döndürülmüş ve simsiyah kalın bir bardağa benzer diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu ne anlam ifade ediyor? Şu anlam ifade ediyor. Yani ilk etapta diyelim fitne geldi, sen onu içtin. Artık belli bir zamandan sonra fitnenin kendisi senin kalbin oluyor. Yani dışarıdan senin kalbine bir fitne arz olmasına gerek yok. Mesela
senin günaha düşmen için bir kadın sureti görmene gerek yok. Senin zihnin zaten sana onu öğretiyor. Senin diyelim ki biri hakkında zan yapabilmen için senin bir şey yaşamana gerek yok, bir olay görmene gerek yok. Senin kalbin zaten sana zan yapacak bütün malzemeyi beraberinde üretiyor. Yani kalpler hem inkar etmekle hem de fitneleri kabul etmekle beraber ya bir taraftan kuvvetleniyor, bir ikincisi de daha rahat def ediyor. Ya bir taraftan zayıflıyor, bir ikincisinde artık kendi üretiyor. Yani dışarıdan bir şeyin ona arz olmasına kesinlikle gerek kalmıyor. Ki Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor, zaten en tehlikeli olanı. لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُمْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَانُ. Ne iyiliği iyilik bilir, ne kötülüğü kötülük bilir. Kendi hevasının içtiği müstesna. Yani kendi hevasına doğru gelen odur, onun dışında geriye hiçbir şey kalmaz diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu da bize tabii bu hadisle beraber yani bakmış olduğumuz zaman dediğim gibi en önemli olan mesele bir, her şey hayatımıza şeyen fe şeyen parça parça yerleşiyor. İki, bir tane yaptığımızdan sonra ikincisi de ondan biraz daha ya iyi oluyor ya biraz daha kötü oluyor. Yani hayırsa yaptığımız ikinci hayrı daha rahat işliyoruz. Mesela ben diyelim şimdi burada oturuyorum, saate baktım, saat 11:30. Dedim ki dur kalkayım bir kuşluk namazı kılayım. Bir salih amel yapmak istedim. Şimdi ben bunu yaptım. Örnek, pratik örnek veriyorum. Kalbime bir tane beyaz nokta kondu. Bu bana birinci faydası. İkinci faydası ne peki? Ben yarın bu işi yaparken daha rahat yapıyorum. Yani bir önceki güne göre işte yapsam mı yapmasam mı, ders mi çalışsam, yemek mi yesem, dışarı mı çıksam değil de bir ikincide biraz daha rahat yapıyorum. Herkese aynısını haram olaraktan düşünün. Yani burada oturuyorum mesela canım sıkıldı. Dedim ki müzik dinleyeyim. Müziğin haram olduğunu da biliyorum. Mesela beraberinde. Aldım bunu kulağıma taktım diyelim ama sıkıldım da. Yani yaptığımın yanlış olduğunu da bildim. Hatta dinlerken de cebelleştim kendimle. Bıraksam mı bırakmasam mı diye. Fakat ne zaman ikinci gün olduğu zaman çok daha rahat. Yani bu cebelleşmeler yarıya düşer. Üçüncü gün olduğunda bu cebelleşmeler de kalmaz. Ondan sonra zevk alarak insan bunu yapmaya başlar. Aleyhisselatü Vesselam bize bu hadislerde bunu anlatıyor. Şimdi biz konumuzun ta en başında da zaten bunu söylemiştik. Kalp insanoğlunun hayatının merkezi. Yani o salah buldu mu bütün hayat da beraberinde salah buluyor. O bozulduğu zaman bütün hayat da beraberinde bozuluyor tabii. Bu son ifadeye çok dikkat edin. لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَانُ. İbn-i Kayyım bu bölümü izah ederken diyor ki, yani günahların insanın kalbini bu hale getirmesini izah ederken, diyor günah insana çok büyük iki tane, çok sıkıntı verir, çok sıkıntı verir. Ama iki tane çok ciddi olanını Peygamber hadiste zikretti. Yani en önemli olanını zikretti. Biri diyor İbn-i Kayyım, hakla batıl insanın gözünde karışır. Hani لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا. Şirki tevhid diyebilir, bidat-ı sünnet diyebilir, fıskı takva diyebilir. Yani hak ile batıl gözünde karışır. İkincisi ise diyor, bütün vahye kendi hevasını hakem tayin eder. Yani Allah'ın ve Rasulünün bir emri söz konusu olduğunda اِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَاهُ. Yani bakar, hevasına uyuyorsa kabul eder, hevasına uymuyorsa reddeder. Yani işte artık ya ahlakta ya itikatta bir şekilde mutlaka Allah'ın razı olmadığı bir hal üzere düşer. Bu İbn-i Kayyım'ın izahı. Şimdi ben normalde buna başka bir şey söyleyeceğim, yani bir şey söyleyeceğim. Bu davet esnasında, yani yapmış olduğumuz bütün bu davet esnasında ben bu hadisi biraz daha farklı insanların üzerinde gördüm. Mesela çok aşırı günahkar olan, çok aşırı facir olan, sürekli günah işleyen insanlarda sanki bu şöyle yerini buluyor daha ziyade, ölçüsüzlük. Yani adamın kendi hayatında hiçbir ölçünün olmadığını insan görebiliyor mesela. Bir örnek de vereyim size bununla alakalı, daha iyi anlaşılması açısından. Mesela bir tane diyelim ki, yani ben yaşamış olduğum bir olayı anlatayım. Bir tane Müslüman resmi bir nikah yapmış diyelim. Bu resmi nikahı yaparken de demek ki biraz hoş olmayan bazı şeyler olmuş, yani kadın, erkek vesaire işte bir arada bulunmuş falan. Tamam, bunlar güzel olan şeyler değil elbette, çirkin olan şeyler. Ama bunlar affedilebilecek olan da şeyler, hani görmemezlikten gelinebilecek olan şeyler. Karşı tarafı tövbeye davet edilebilecek olan şeyler. Şimdi birisi bunu öyle bir anlatıyor ki, hani bunu bana anlatıyor, öyle bir anlatıyor ki şimdi anlatış tarzına bakıyorum, yani karşıdaki şirk işlemiş olsa bu kadar hararetle anlatmasın. Adamı yeri dibine sürtür. Problem olan
Yani bunu anlatan adamın kendisi, diyelim ki, işte kendi kendine kız bulmuş, o kızla gitmiş, işi pişirmiş, ondan sonra işte şimdi hani dinime seven Müslüman olsa bari diyorlar ya, şimdi ölçüsüzlük bu işte. Yani günah, 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 günah insan, tabii tövbe etmediği müddet adına söylüyorum bunu, günah, 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 günah insan belli bir noktadan sonra artık insanın ölçüleri kaybolmaya başlıyor. Yani لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا اِلَّا مَا اُشْرِبَتْ مِنْ هَوَا. O kendi hevasına uygun olanın dışında insanın yanında ne bir iyilik denen bir mefhum var, ne kötülük denen bir mefhum var. Yani mesele şu, olayları değerlendirirken iyi veya kötü diye bir ölçü yok adamın. Hesabına gelen iyi olmuş oluyor, hesabına gelmeyen kötü olmuş oluyor. Bu mesela bizim de kendi hayatımızda buna çok fazla dikkat etmemiz lazım. Mesela insanlarda eleştirdiğimiz, kötü görmüş olduğumuz şeyler bizde veya bizim sevdiğimiz insanlarda olduğunda eğer buna sukut ediyorsak veyahut da bu bizim için kötü gelmiyorsa, mesela yani iyilik ve kötülüğe göre değil de insanlara göre ölçülerimiz değişiyorsa, şunu anlayabiliriz ki demek ki işlemiş olduğumuz günahlar bizim kalbimizi çepeçevre kuşatmış ve bundan dolayı da ölçülerimiz kaybolmuş. Yani mesela geçen akide dersinde de mesela bir örnek vermiştim size. Şialarla alakalı, bilmiyorum hatırlarsanız da bidat taifelerini anlatırken derste de anlatmıştım, pazar günü derste anlatmıştım. Mesela bu sahiplerinin günah içerisinde olduğunu gösterir. Yani bu mesela günah dediğim zaman bunu zina olarak anlamayın hemen. Hani adamlar demek zina mı yapıyor, içki mi içiyor? Hayır. Fitneler iki kısım dedik. Biri şüpheler, biri şehvetler. Yani adam şehvet konusunda iyidir. Mesela nice diyelim ki tasavvuf erbabı, tarihte var olmuş olan, belki ömründe şehvetle yüz yüze gelmemiş adam. Ama sen onu İslam taifesinden bile kabul etmiyorsun. Neden dolayı? Kafasındaki şüphelerden dolayı. Doğru mu? Ama adam zina yapmıyor, kötülük yapmıyor. Bu da böyle. Yani mesela sen sürekli şüpheyle iştigal edersen, sürekli işte diyelim ki nasla değil de alimlerin sözleriyle, insanların fetvalarıyla kafanı bulandırırsan belli bir zaman sonra ölçüsüzleşmeye başlıyorsun. Yani sende varken güzel olan bir başkasında kötü oluyor, başkasında güzel olan sende kötü oluyor. Ölçülerini beraberinde yitirmiş oluyorsun. Ondan dolayı ister itikadi, tasavvuri meseleleri, ister ameli, ahlaki meseleleri değerlendirirken eğer hayatımızda bir ölçüsüzlük varsa ve bunu fark ettiğimiz yerde anlamalıyız ki bizim en çok neye ihtiyacımız var? Tövbeye ihtiyacımız var. Yani demek ki siyah noktalar kalbimize ala çalmış, yani üstün gelmiş ve biz tövbe etmekle, istiğfar etmekle, onlardan el çekmekle Allah'ın izniyle kalplerimizi tekrardan parlatıp asli haline döndürebiliriz. Bu günahların kalbi olan zararı. Yani nokta, 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 nokta kalpleri beraberinde kuşatması. Bununla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ayet-i kerime okuyor tabi. كَلَّا بَرَّانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Bu onların kazandıklarına karşılık kalplerinde oluşmuş olan perde, kalplerinde oluşmuş olan örtü ürgör. Aleyhissalatü vesselam bu ayet-i kerimeyi okuyor. Şimdi bakın abiler, özellikle mesela biz ilim talebesiyiz. İlim talebesi demek ne demek? Şu demek, sürekli Allah Azze ve Celle'nin kelamıyla, Resulünün sünnetiyle, selefin vaazlarıyla karşı karşıyayız. Yani her anımızda mutlaka okuduğumuz bir ayet var, okuduğumuz bir hadis var vesaire. Bu şunu gerektirir beraberinde, haşyeti gerektirir. Doğru mu? Çünkü ilim nedir? İbn-i Mesud'un dediği gibi, el-ilmu haşye. İlim korkmaktır. İlim haşyettir. Ve Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Allah'tan ancak hakkıyla alim olan, ilim erbabı olan kulları korkar diye. Şimdi mesela ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz, vaazlar okuyoruz. Bu neyi gerektirir? Bu bizde ciddi bir korkunun oluşmasını gerektirir. Tabi bu korku dünya ehlinin korkusu gibi değildir. Zillet, içerisinde zillet olan korku değildir. Bu içerisinde izzet olan korkudur. Yani Allah'tan, O'nun bize vaat ettiklerinden, O'nun bizim yaptıklarımıza karşılık bize söylediklerinden ciddi anlamda bir korkunun oluşması gerekir. Şimdi diyelim mesela böyle bir ortamda bu kadar nasın arasında bu korku oluşmuyorsa bu günahların bizi çepeçevre kuşattığını gösterir. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın benzetmesine dikkat edin. Kalp ters dönmüş bir bardak gibi, kapkara ters dönmüş bir bardak gibidir diyor. Bu neyi ifade ediyor söyleyecek olan var mı? Yani mesela bunu ne anlıyorsunuz bunu? Kalbin ters döndüğünden ne anlarsınız? İçine bir şey almadan. İçine bir şey almaz. Değil mi? El-kalbu ve'av. Kalpler tencere gibidirler. Kalpler kap gibidirler. İnsanın kalbi. İçini dolduruyoruz biz bunu.
Neyle dolduruyoruz? İki seçenek var önümüzde. Ya hayırla veyahut da şerle dolduruyoruz. Şimdi ters çevirmiş olduğu bir şeyin içerisine hayrın girmesi mümkün müdür? Hayrın girmesi mümkün değildir. Ondan dolayı mesela biz diyelim ki bazen insan şaşırıyor. Yani bazen düşünüyor. Mesela Allah Resulü'nün döneminde adam gözüyle ayın yanıldığını görmüş. Mesela münafıklar için söylüyorum. Adam gözüyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın avucunun içindeki taşların konuştuğunu görmüş. Mesela adam mesela gözüyle Peygamberimizin elini şöyle bir bardağın içerisine soktuğunu ve bir ordunun bu sudan istifade ettiğini görmüş. Mesela adam gözüyle üç tane hurmanın üzerinde bir örtünün örtüldüğünü ve o üç tane hurmadan bütün bir ordunun, 10.000 kişilik bir ordunun karnını doyurduğunu görmüş. Adam bir tane kuzuyla Hendek gazvesinde binlerce Müslümanın karnını doyurduğunu ve kuzunun etinin olduğu gibi yerinde kaldığını görmüş. Mesela bunları gözüyle görmüş. Fakat buna rağmen adam Peygamber'e inanmamış. Yani inanmış gibi görünmüş ama iç dünyasında bu adamın yalancı bir adam olduğunu görmüş. Mesela Beni İsrail, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce hakeza. Mesela Musa Aleyhisselam'la neler görmüşler? Yani Allah'ın onunla konuştuğunu görmüşler, Allah'ın dağa tecelli ettiğini görmüşler, Firavun'un ve kavminin helak olduğunu görmüşler. Misal, doğru mu? Allah'ın, yani Musa ile sihirbazın arasındaki farklı gözleriyle görmüşler. Hani Allah Azze ve Celle onlara göstermiş. Buna rağmen inanmışlar ama inanmamışlar. Yani inanmış gibi görünmüşler. Ama iç dünyalarında Musa Aleyhisselam'a hakikaten inanmamışlar. Niye? Yani akıl var, deli değil bu adamlar. Hani desen akıl yok bu adamda. Bu gördüklerini anlamıyor. Öyle de değil. Fakat kalp bir defa ters döndü mü? İnsan mucize bile görse, mucize bile görse, o kalbe tesir etmez. Münafıklar bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Doğru mu? Şimdi bizler de mesela diyelim ayetler okuyoruz, hadisler okuyoruz vesaire. Yani bunu değil ki biz okusak, Peygamber gelse buraya otursa aleyhissalatü vesselam, o ayetleri bize o okusa, tane tane o ayetleri bize okusa, kalp ters döndüğü zaman insan bundan hiçbir şekilde istifade edemez. Doğru mu? Bunun örneğinden bize ayet okuyacak olan var mı bununla alakalı? Bunun örneğiyle alakalı ayet okuyacak olan. Bir ayet söylemiştik daha önce. Tevbe suresinde bir sure indirildi. Oho. Yani bir sure. Tamam. Bir sure indirildiğinde onlar derler ki bu hanginizin imanını artırdı? Tamam. İman edenlere gidecek. Ha bak bu ayeti hiç unutmayacağız değil mi? وَاِذَا مَنْزِلَ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ اِيمَانًا فَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ Bir sure indirildiğinde onlar sorarlar. Bu hanginizin imanını arttırdı? Diye. Ama iman edenlere gelince diyor Allah, bu onların imanını arttırmıştır ve onlar müjde halindedirler. Bak buraya dikkat edin özellikle. Kalp huzuru diyoruz ya, kalp aslına döndüğünde وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ yani istibşar halindedirler. Sürekli bu istibşar halinde dediği adamlar sürekli aç, paraları olmayan, korku içerisinde olan, Medine dört bir taraftan kuşatma altında sürekli Müslümanlar şehit oluyor. Bu halde olmalarına rağmen rahatlık içerisindeler. Çünkü kalp kendi asli hayatını yaşıyor. Doğru mu? Mesela bir örnek olaraktan söyleyeyim. Bir gün Allah Resulü'nün durumunu düşünün yani. Bir gün Allah Resulü gece yatağında yatarken diyor ki لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا يَحْرِسُنِي هَذِهِ لَيْلَ Keşke bu gece bir adam olsaydı da beni korusaydı diye. Yani Allah Resulü kendi devletinde bu durumda yaşıyor. Yani bu onun devleti. Allah Resulü Medine'de yaşıyor ve üzülüyor. Yani keşke biri olsaydı da beni korusaydı diyor mesela. Bunu ashabına da söyleyemiyor. Yani hani gelin biriniz beni koruyun, böyle bir tehlike var diye. Ama burada asıl mesele şurası. Kendi devletlerinde bu korkuyu yaşamışlar. Yani güç onlarda, devlet onlarda. Bir bakıyorlar kapının önünde böyle bir tıkırtı sesi duyuluyor. Aleyhisselatü Vesselam sesleniyor. Kimdir o diyor. Ben Sa'd ibn-i Ebu Vakkas ey Allah Resulü seni korumaya geldim. Yani diyor. Kendisi yani salih olan kalpler birbiriyle etkileşim içindedir. Kalkıyor geliyor Aleyhisselatü Vesselam'ı korumaya. Düşünün peygamber bile devletin başkanı bile devlet içerisinde bu korku yaşamış. Ama bu korku onların kalbinin lezzet içerisinde olmasının, onların kalplerinin mutluluk, huzur içinde olmasına engel de olmamış beraberinde. İkinci bir sınıf insan var bununla beraber. Onlar için Allah Azze ve Celle ne diyor? وَاَمَّا الَّذ۪ينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا اِلٰى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ Kafirlere gelince bunların pisliklerinin üzerine pislik arttırdı diyor Allah Azze ve Celle. Ve kafir olaraktan da canlarını verdiler diye. Allah Resulü ayet okuyor.
Allah Resulü onlara Allah'ın indirdiklerini anlatıyor ama adamların küfrü artıyor. Sadece imanları artmaktansa adamların küfrü artıyor. Onun için kardeşler bizim hususen dikkat etmemiz lazım. Yani hatta kendi nefislerimizi muhasebe etmemiz lazım. Bu kadar ayet, bu kadar hadis, bu kadar mu'ize bizim üzerimizde ne etki yapıyor? Hani bunların bir tanesi bile insanı etkilemek için yeterlidir. Etkilemediği oranda bu gösterir ki bizim kalplerimiz ya ters dönmüştür, Allah muhafaza, Allah'a sığınırız veyahut da ters dönme yolunda yavaş yavaş ilerliyordur diye. Ama bak Allah Resulü bize yolu da göstermiş. Hani umut kesmek yok. وَاِنْ تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ Tövbe ederse, el çekerse, yani onu o duruma düşüren şeylerde el çekerse, وَاسْتَغْفَرَ ve Allah'tan sürekli istiğfar dilerse, سُقِلَ قَلْبُهُ Kalp bu üzerinde bulunan perdeden parlar. Kalp bu üzerinde bulunan sıkıntılardan kurtulur. Ondan dolayı hani umutsuzluğa kapılmayacağız. Bizim burada gayemiz kendimize hükmedelim, netice koyalım, elimize eteğimizi çekelim değil. Sorunlarımızı tespit edelim ve Allah'ın ve Resulünün bize göstermiş olduğu çözümle de o sorunlardan aynı zamanda kurtulmuş olalım diye. Çünkü dediğimiz gibi el günah işler sorun değildir, göz günah işler sorun değildir, kulak günah işler sorun değildir. Bunun çözümü kolaydır. Fakat kalp günah işlemeye başladıysa, facir bir kalbe dönüştüyse, asim, hani Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ifade var. Asimun kalbuhu, kalbi günahkar olan diyor Allah Azze ve Celle. Kalp asimun kalbuhu olmuşsa Bakara Suresi'nde dediği gibi, işte orada sorun ciddidir. Yani oturup düşünmek lazım, beni bu hale ne getirdi? Ben ne yapıyor olabilirim ki Allah Azze ve Celle beni bu duruma düşürdü diye ve ne yapmam gerekli bundan kurtulmak için? İlk adımı biliyoruz en azından. Yani ilk birinci adım tövbe. O bizi o işe sokan, o duruma götüren duygudan, artık işte amelden, düşünceden el etek çekme ve Allah Azze ve Celle'den sürekli istiğfar talebinde bulunma. Bunlar da inşallah bunlardan kurtulabiliriz. Bizim burada en büyük problemimiz ne kardeşler? Kendimizi ıslah ederken biz ilim talebeleri için söylüyorum. Yani bu diğer insanlardan ziyade ilim talebeleri için söylüyorum. Şimdi bizim ortamımızda kadın yok. Bizim ortamımızda para yok. Bizim ortamımızda normal insanların kendisinden şikayetçi olduğu günahların birçoğu bizim ortamımızda mevcut değil. Doğru mu? Bizim asıl problemimiz ne olabilir? Bizim asıl problemlerimiz şunlar olabilir. Zan. Yani kapalı ortamda yaşadığımız için daha ziyade mesela. Ki menheş dersinde hatırlarsanız anlatmıştık zaten bunu. Yani zan zinadan daha kötüdür. Hani zanla zinayı yan yana, hatta bir alimin sözünü de aktarmıştık bununla alakalı. İbn-i Hacer-i Heytemi'nin sözünü de aktarmıştık. Yani zan zinadan daha kötüdür. Mesela zan olabilir, kibir. Mesela çünkü ilim insana beraberinde kibir verir. Kendini başka insanlardan üstün görür. Hele mesela diyelim burada işte yenisi var, eskisi var, ders vereni var, ders alanı var. Yani seviye farkları var. İnsan kendini başka insanlardan üstün görmeye başladı mı bu kibirdir. Yani zina çok kolaydır. Emin olun ki biri bana sorsa, dese ki sen bu ahlak ilminden anladığın kadarıyla faiz mi daha kötüdür yoksa kibir mi daha kötüdür? Yani lafız itibariyle derim faiz daha kötü gibi görünse de insan üzerindeki netice itibariyle kibir çok çok daha büyüktür. Faiz nedir? Faiz kolaydır. Paradan arta kalanını çöpe attın mı, akdi de iptal ettin mi, bitti. Fakat kibir senin kalbini asimun kalbuhu yapıyor. Yani kalbi asim, kalbi günahkar. Üretiyor yani ha. Kalp artık günah üretmeye başlıyor. Seni günaha sürüklemek için dışarıdan bir etkene ihtiyacın kalmıyor artık. Kalp kendisi zaten günah işleyecek bir şeyler buluyor beraberinde. Ondan dolayı biz hani diğer insanlar, elbette ki o günahlar da bizim için önemlidir. Bu ayrı bir mesele. Fakat her insan kendi ortamının problemlerini daha iyi bilmesi lazım. Onların üzerine fazla fazla gitmesi lazım. Mesela şimdi şöyle düşünün. Diyelim ki bir takım sorumluluklarınız var. Her gün bir tanesine isyan etsen senede 365 tane yapar. Yani en basitinden söylüyorum. Mesela her gün burada yapmamız gereken sorumluluklardan bir tanesine isyan etsek 365 tane. Kapkara bir kalp oluşur yani. Sen bunun farkında olsan da olmasan da mesela bu şekilde olmuş olur. Gibi yani düşünün, hani bu örnekleri siz düşünüp kendi hayatınızda çoğaltabilirsiniz. Onun için basite aldığımız, küçümsediğimiz şeyler gerçekten başlangıç itibariyle küçüktür. Ama netice itibariyle büyüktür. Yani hiçbir büyük yangın kendi kendine ortaya çıkmaz. Küçük küçük odunların bir araya gelmesiyle ortaya çıkar. Odun atarsın, odun atarsın, odun atarsın, bir bakarsın bütün bir şehri kuşatmış bir yangın ortaya çıkarmışsın. Bizim günahlarımız da böyledir. Yani evvela onlardan el çekmek zorundayız. Ama bu konuda gevşekliğimiz ve zayıflığımız varsa en azından tövbeyi hayatımızda çoğaltmak, duayı hayatımızda çoğaltmak, istiğfarı hayatımızda çoğaltmak
zorundayız, durumundayız. Buraya kadar anlaşılmayan veyahut da sormak istediğiniz bir soru var mı? Yok. Devam ediyorum o zaman. Bu bir tanesi. Yani, bize söylenen kalple alakalı günahların kalbe katılaştırılması. Şimdi ikincisi ise ben bu konuyla alakalı sizin tavsiyede de bulunayım inşallah. Bu geniş bir zamanımızda İbn-i Kayyım'ın yazmış olduğu Edda'u ve Deva adında bir kitabı var. Edda'u ve Deva'u. Yani hastalık ve ilacı. Kitabın adı hastalık ve ilaç diye. Orada yaklaşık belki 100 sayfadan fazla günahların insanın hayatındaki olumsuz etkilerini anlatıyor. Geniş bir zamanınızda o kitabı da okuyabilirsiniz. Hani bu konuyu daha iyi, daha geniş çaplı bir şekilde mütalaa edebilmek adına. Bir şey sorabilir miyim? İnsan yaptığı günahlar farkında oluyor. Hani tövbe etmeye ve istiğfar etmeye yönelmek istiyor. Ama kalbin katılaşması, işte perdenin üzerine örtülmesi sebebiyle bir türlü şeye yönelemiyor, istiğfara yönelemiyor. Tövbeye yönelemiyor. Bu durumda ne yapması gerekir? Şimdi insan, bakın abiler, normalde insanoğlunun hayatında yapacakları sorumluluklar iki kısma ayrılır. Birincisi, insanın isteyerek, gönülden, zevkle yapması. Bu nurun hala nurdur. Demek ki Allah kulunu hayra muvaffak kılmış demektir. İkincisi ise adamın bu yapmış olduğu şeyi, yapmış olduğu işi zorla yapması. Yani kendini böyle tabiri caizse sürükleye sürükleye zorla o işi yapmasıdır. Şimdi biz şunu beklersek, mesela bir takım salih ameller var ve biz istiyoruz ki bunları yapalım. Hani içimizden bir isteğin bizi buna sevk etmesini beklersek çok bekleriz yani. Hani bu zor, mümkün değil. Bu ne zaman olur? Salih ameller insanın hayatından meleke haline geldiği zaman olur. Hani insan bir şey yaptıkça ona alışıyor. Mesela sen diyelim bugün sabah kalk, saat tam 8'de kendine bir çay doldur iç. Yarın da dikkat et, öbür günde dikkat et, öbür günde dikkat et. 5. gün dikkat etmene gerek yok. Saat 8 dedi mi tık sanki beyninde çalar saat çalmaya başlar yani. Bir şeylerin eksik olduğunu düşünürsün. Kalkıp o çayı aldığında. Mesela sigara içen insanları düşünün. Yani adam ilk etapta içtiğinde sabit sigara içmiyor yani. Hani bir tane yakıyor, bir tane yakıyor. Belli bir zaman sonra artık belli zamanlar oluşuyor adamın hayatında. Mesela yarım saat değdi mi tık adam beyninde zil çalmaya başlıyor. Olmadı mı başa ağrımaya başlıyor. Mesela yani o istek insanı çepeçevre kuşatıyor. Salih ameller de aynen bunun gibi. Kötü ameller de bunun gibi. Yani tövbe etmeye etmeye, istiğfardan uzak kala beden istiğfarsızlığa alışıyor. Beden mesela şimdi istiğfar ne demektir? Buraya dikkat edin. İstiğfar insanın suçlu olduğunu kabul etmesi demektir. Doğru mu? İnsanın yaptığının hata olduğunu, kendinin kötü biri olduğunu kabul etmesi demektir. Şimdi sen bunu terk ede kendinin iyi biri olduğunu, sen bunun farkında olmayabiliyorsun. İşte iyi bir hal üzere olduğunu kendine kabul ettiriyorsun. Sen ona yöneleceğin zaman kendi alışkanlığını terk edeceğinden dolayı sıkılmaya başlıyorsun, daralmaya başlıyorsun, kalbin kas katı kesilmeye başlıyor. Böyle o an sanki boğuluyorsun misal. Ama terk ettiği zaman hissetmediğin bir rahatlık haline kavuşuyorsun. Yani o yapmadığın zaman o işi beraberinde. Aynen bunun gibi. Mesela diyelim ki tövbe etmek istiyorum. İçimden gelmesini mi istiyorum bunu? Çok çok Allah'a tövbe edeceğim. Eğer ben bunu sürekli yaparsam belli bir zaman sonra yapmadığım zaman bir sıkıntı oluşmaya başlayacak içimde. Bir eksiklik var. Hani bu seleften zikri anlatanlar şeye benzetmişler bilmiyorum dikkatinizi çekti mi hiç. Zikri bıraktığım zaman sudan çıkmış balığa dönüyorum. Mesela. Yani ne alaka? Çünkü balık suya alışmıştır. Yani balığın hayatı ve mutluluğu su iledir. Balığı sudan çıkardığın zaman çırpılmaya başlar. Şimdi kalp de böyledir. Sen kalbi zikri alıştırırsan, kalp sürekli zikir yaparsa, sen bir gün zikir yapmadığın zaman böyle sudan çıkmış balık gibi çırpındığını hissetmeye başlarsın. Zaten gaye nedir Müslümanın gayesi? Salih ameli de meleke haline getirmek. Doğru mu? Şeytanın gayesi nedir? İnsanda kötü hali meleke haline getirmektir. Yani mesela şeytan seninle şunu yapmak istemiyor. Mesela her seferinde sana aynı vesveseyi ver, yorulur adam. Yani ne yapmak istiyor? Sen de onu meleke haline getirmek istiyor. Kendi olmadığı zaman bile sen o olmadığında bedenen sıkılıp onu yapasın. Hani ona yönelesin istiyor senden. Onun için yapmamız gereken bir şey mi var? İçimizden gelmiyor mu? Zorla yapacağız. Yani onu şunu düşüneceğiz kendi kendimize. Bütün hayrın temeli düşünmektir. Bütün hayrın temeli tefekkürdür. Bütün hayrın temeli şuur etmektir. Mesela bak dikkat edin abiler şuna. Ne zaman gereksiz düşüncelere dalarsanız, ne zaman ama yani önemli değil.
bu sahili olmayan bir deniz gibi. Yani bazen bir saat, bazen iki saat, bazen üç saat, bazen bir bakıyorsun sabah ezanı okunmuş. Doğru mu? Ama ne düşündüm ben diyorsun, sen hiçbir şey. Yani beyin oradan oraya atlamış, oradan oraya atlamış, oradan oraya atlamış ama sen hiçbir şey düşünmemişsin mesela beraberinde. Doğru mu? Ama ne zaman diyelim ki oturdun, dedin ki otur, hele bir düşün. Yani Allah var, ahiret var, cennetin nimetleri bunlar, cehennemdeki göreceğimiz azaplar bunlar mesela diye. 10 dakika sonra bir bakıyorsun kafa başka bir tarafa gitmiş. Doğru. Geri topla, geri getir. 5 dakika sonra kafa bakıyorsun başka tarafa gitmiş. 3 dakika sonra da uyumuşsun yani. Hani otur. Hatta yani böyle espri olarak bunu da anlayabilirsiniz. Uykunuz gelmediğinde Allah'ı zikredin. Yani uykunuz gelmedi diyelim. Allah Azze ve Celle'yi zikredin. 5 dakika sonra şeytan sizi kendinden uyutur zaten. Yani zorla ne yapar eder? Sizi uyutur ki Allah Azze ve Celle'yi zikredinesiniz diye. Onun için bak her şeyin başı, her hayrın başı düşünmektir. Çünkü insanın bütün hayatına, amellerine etki eden şey nedir? İnsanın düşünceleridir. Yani düşünceler insanın hayatına etki ediyor, insanın amellerine etki ediyor. Onun için şeytan ve nefis sürekli bizi boş şeyler üzerinde düşünmeye iter. Çünkü boş şeyler insanı boş şeylere iter. Boş şeyler üzerinde düşünmek. Mesela ben kitap okuyorum, misal örnek veriyorum. Bir bakıyorum işte Malatya'ya gitmişim, oradan geri İstanbul'a gelmişim, oradan kalkmışım köye gitmişim, oradan köyden babaannemin evine gitmişim, oradan ilkokula bir girmişim, ilkokuldaki arkadaşlarla biraz oynamışım, oradan çıkmışım liseye gelmişim falan. Şimdi bu bana şunu gösterir, benimle uğraşan bir şeytan var. Yani benim düşüncelerimi bana faydası olmayan, boş işlere çeken ve bununla da benim hayatımın boş olmasını isteyen bir şeytan var. Hemen beraberinde şunu anlamam lazım. Demek ki benim hayatımda dolu bir şeyler var. Yani şeytanı korkutan, şeytanı ürküten, benim hayatıma olumlu etki edebilecek dolu şeyler var ki onu boş ile, hani dolunun karşısına boş koyarsın ki onu onunla meşgul edebilesin beraberinde. Benim demem ha, benim problemim ne? Benim problemim düşünmek. Ya düşünmeyeceğim, kendimi bundan alıkoyamıyorsam da hayırlı şeyler düşüneceğim o zaman diye. Sürekli bunu kendime dert edinip bunun üzerine gideceğim ve düşüneceğim. Zaten talebelerin en büyük sorunu ne? Aslında işte düşünmeye vakit yok. Fakat gün içerisinde düşündüğü boş şeyleri bir kağıda yazsa en çok yaptığı şeyin düşünmek olduğunu fark edecek. Yani okumaktan, yazmaktan, ezberlemekten çok düşündüğünü fark edecek misal. Böyle olunca ne yapacağız? O zaman bu düşünme meselesine bir el atacağız. Senin mesela neye ihtiyacın var? Diyelim tövbeye mi ihtiyacın var? Mesela hatalarından sıyrılıp tövbeye yönelmek. Kendi düşüneceksin. Benim tövbe etmem lazım. Benim problemim bu. Benim Allah'a tövbe edip bu sıkıntıdan kurtulmam lazım. Sürekli düşünceni bununla meşgul edeceksin. Ve bununla meşgul olurken bir taraftan da tövbe edeceksin. Yani benim kurtuluşum tövbede. Ben tövbe olmasa helak olacağım. Her geçen gün daha kötüye gidiyorum. Her geçen gün şeytan beni biraz daha avuçlarının içerisine alıyor diye, nefsimin esiri oluyorum diye kendi üzerine gideceksin. Bu sorunu da beraberinde çözmüş olacağız. Ama nefsi kendi haline bıraksak, desek ki nefis kendisi düşünsün, taşınsın, bana bir çözüm bulsun veya beni hayra teşvik etsin, böyle bir şeyin olması mümkün değil. Böyle bir şey beklemeyin yani. Sorumluluklarımız, başa dönüyorum, iki kısım sorumluluklarımız. Bir, isteyerek yaptıklarımız. Bu ne zaman olur? Bu başlangıçta olmaz. Bu, salih ameller insandan meleke haline geldiği zaman olur. İki, nefsimizin istemediği, canımızın istemediği ama kendimizi zorladığımız, yani tabiri caizse burnumuzu sürte sürte o hayrı yaptığımız şeyler. Buna gelince bu bizim elimizdedir. Biraz azim, biraz gayret göstereceğiz. Gerisi Allah'ın izniyle zaten gelir. Tamam. Başka sorusu olur mu? Konuyla alakalı sorusu olur mu? Normalde başka maddeler de anlatacağım inşallah. Yani günahın insan üzerindeki zararlarıyla alakalı. Bu dersimizi şey kabul edelim. Günahın kalp üzerindeki olumsuz etkileri olarak da. Ve çözüm yolunu da Peygamber bize söyledi. Tövbe, el çekmek ve istiğfar. Bunu hiç unutmayalım yani. Ne olursa olsun hayatımızın kurtuluşu burada yani. Tövbede, el çekmekte ve istiğfarda. Bir de buradan öğreneceğimiz şu olsun. Hiçbir şey hayatımıza bir kere yerleşmediği gibi hiçbir şey de hayatımızdan içeriden çıkıp gitmez. Hani biz genelde Müslümanlar ne bekliyoruz abiler? Mesela bir kitap okuyoruz, işte etkileniyoruz biraz, bir iki gün kendimizi düzeltiyoruz, gene aynı şeyleri canımız isteyince ben yapamıyorum diyoruz bu sefer. Yani o kötülükler, kendimize yakıştıramadığımız, Allah'a razı olmadığı şeyleri
fark edince hayatımızda böyle bir şey yok. Yani imtihan ne zamana kadar? Kabre girdiğimiz ana kadar. Öyleyse kabre gireceğimiz ana kadar kötülükle iyilik, hak ile batıl bizim hayatımızda sürekli mücadele edecek. Yani bir kere de hakkın taraftarı olmak da, bir kere de batılın taraftarı olmak da mümkün değil. Onun için çabalayacağız. Hayat nedir? Hayat iman ve cihattır. Ne demek bu hayat iman ve cihattır? Ali radıyallahu anh'a nispet ediyor bu. Hayat imandır, inanmaktır, sonrası mücadeledir. Yani hayatın hepsi başından sonuna, sonrası mücadele etmek, uğraşmak, çaba sarf etmektir. Biz de inşallah böyle yaparsak, Allah'tan da sürekli yardım istersek, inanıyorum ki Allah azze ve celle bizleri muvaffak kılacaktır. Bu akşam da Allah'a emanet olun.